Aloha. Aloha'nın arkasında da böyle aloha arkadaşlar falan bir şey koyası geliyor insanın. Hani aloha böyle havada kalıyor ya. Hani bir şey daha demek istiyorum. O bir şey ne olabilir ki? Aloha arkadaşlar da hani selam arkadaşlar falan, o da olmuyor. Ben en iyisi sadece aloha diyeyim diyorum. Aloha. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu kitap okumakla kitap dinlemek, yani seslendiren birinden o kitabı dinlemek arasındaki farklar açıkçası. Son zamanlarda hani Storytel diye bir uygulama keşfetmiştim demeyeceğim. Daha önce de biliyordum ama kullanmamıştım. Onu kullanmamla ve tam tamına iki kitabı gerçekten bitirmemle, hani okumamla, yani okumak derken işte sesli olarak okumayla neler kazandım ya da neler böyle hoşuma gitti gitmedi, böyle bunları biraz size anlatmak istiyorum. Aranızda eğer kitap dinlemek bana çok iyi geliyor diyenleriniz varsa ya da bence kitap dinlenmek için değil kesinlikle okunmak için yazılır, yani ne saçma bu diyenleriniz varsa da yorumlarda buluşalım diyorum. Yorumlarınızı bu arada arkadaşlarım, sadece ben okumuyorum. Videoyu izleyen başka arkadaşlar da yorumlara mutlaka bakıyorlar biliyorum. O yüzden de hani yorumları önemsiyorum. Çünkü ben de mesela bir konuyla ilgili herhangi bir şeye bakıyorsam genelde yorumlara da bakıyorum. Bunu öyle düşünerek öyle de ele alabilirseniz ve o kıymeti hani o anlamda da gösterirseniz gerçekten çok müteşekkir olurum diyerekten videoya açılışı yaptıysam başlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu Storytel dışında Sesli Kitap diye galiba bir platform daha varmış. Ben bütün platformları, böyle kitapları hani dinleyebileceğiniz bütün platformları araştırmadım. Ama Storytel'de gerçekten hani benim umduğumdan çok çok daha fazla kitap seçeneği var. Hani eğer ne bileyim, yani edebiyattan hoşlanıyorsanız onunla ilgili, bilmiyorum yani romanlardan hoşlanıyorsanız onunla ilgili. Genelde böyle hani o kült olmuş işte birçok yazarın, ben Rus edebiyatını çok çok severim. Hani Dostoyevski, Tolstoy gibi gibi. Onların da yani kitapları mevcut. O beni bayağı şaşırttı. Çünkü bu kadar zengin bir kütüphaneye sahip olacaklarını düşünmüyordum. Ama dediğim gibi bu uygulamayı ben birkaç ay önce, hatta belki 6 ay falan oluyordur, tam ne zaman bu uygulama hayata geçti onu da bilmememle beraber duymuştum ama hiç açıkçası öyle bir ilgimi çekmemişti. Bu arada arkadaşlar inanılmaz sıcak. Ara ara yani şu yelpazeyi böyle yapacağım. Çünkü hani sesle ilgili bir sıkıntı olmasın diye camları açmıyorum. Bunun yanı sıra zaten klima çalıştıramıyorum hani ses olur diye. Bir de zaten bozuk. Onu beklemem gerekiyor böyle bir 2-3 gün. İnanılmaz nem var. O yüzden umuyorum ki çok terlememişimdir. Onu diyordum hani böyle eskiden televizyon programlarında olurdu ya, şöyle şöyle hani ter alırdı bazıları. Ben de istiyorum. Bana destek olmak isteyenler buyursun gelsin diye. Şimdi reklamlar bittiyse ana konuya geçiş yapıyorum. Bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız belli bir ücret ödüyorsunuz. Çok yüksek değildi ama tam rakamı da hatırlamıyorum. Zaten hani biliyorsunuz kredi kartınızdan, hani cep telefonuyla ben dinledim, çekiyor ve ona göre uygulama zaten yükleniyor. Onun yanı sıra ilk defa 1933'te Amerika'da çıkmış bu sesli kitap özelliği diyeyim. Ve bunu ilk olarak hani görme engellilere bir fayda sağlasın, onlar da yararlanabilsin diye ortaya çıkıyor. Ben de açıkçası hani birkaç sene önce bu Darüşşafaka'da hani görme engelliler için gönüllü olarak kitap okuyayım diye düşünmüştüm. Hani çok da hoşuma gitmişti. Hani nasıl olur acaba benim seslendirmem? Sesimden memnun kalırlar mı? O hani tane tane okuyabilir miyim diye düşünüp kendime yeterince güvenmediğim için yapmamıştım. Hani benden daha da iyi artikülasyona sahip arkadaşlar belki okuyordur diye. Şu anda bu sesli kitaplar %20'sini oluşturuyor pazarın diyeyim. Yani öyle çok fazla insan yararlanmıyor ama az da diyemem açıkçası. Kayıtlar sosyaldı. Sıcaktan beynim yandı. Kayıtlar stüdyo ortamında gerçekleştiriliyor ve profesyonel kayıt oluyor. Zaten hani benim dinlediğim iki kitap oldu ve o iki kitapta da gayet muhteşem bir artikülasyon. İnanılmaz iyi bir Türkçe kullanımı ve noktanın virgülün nerede olduğunu, hani o aradaki S'leri falan gayet güzel seslendirmiş. Bu arada benim okuduğum iki kitabı da size söylemek isterim. Birincisi
Mark Manson'ın Ustalık Gerektiren Kafayı Takmama Sanatı adlı eseri, kitabı ve bu yine benim bildiğim kadarıyla bestseller olmuş bir kitap. Ben de açıkçası hani böyle bestseller olan kitapları çok, ya yani bestseller dediğim en çok satanlar listesine girmiş bir kitap. Ve ben öyle kitaplara çok fazla ilgi duymuyorum. O yüzden de böyle okuyayım mı, yani okuyayım mı derken hani dinleyeyim mi diye sürüncemede kalmıştım. Ama çok bu yaz boyunca ve bu süreçten dolayı da hani İstanbul dışına sadece Marmaris ve Çanakkale'ye gittiğim için ve özellikle Marmaris yolu çok uzun olduğu için ne olacak canım dedim, hani dinlemekten zarar gelmez. Ve de ben İbrahim Selim'i çok severim. Kendisi seslendirmeyi yaptığı için gerçekten de çok keyif aldım o kitabı dinlerken. İkinci kitapta Çetin Çetintaş'ın Hayat Sana Ne Anlatıyor kitabıydı. O kitabı özellikle okumak istememin en büyük sebebi hani Çetin Çetintaş'ın yogaya, yani bir yoga öğretmeni hocası olması. Neyse, ben hem kitabını merak ediyordum hem de bir yoga hocası olarak acaba bana katacağı bir şey olabilir mi diye. Zaten hani o kitabı okuyayım diye aklımda vardı. Onu da böyle dinledim yol boyunca diyeyim. Dediğim gibi hem Çanakkale hem Marmaris yollarında. Ve arkadaşlar, süre olarak da Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı kitabı böyle 6-6,5 saat falan sürmüştü. Yani bayağı uzun. Yani 5,5 saatin üzerindeydi yanılmıyorsam, öyle bir şey. Diğer kitap, Hayat Sana Ne Anlatıyor kitabı 3-3,5 saat sürdü. Ama hani süreler benim için gayet uygun. Zaten bana kalırsa bu kitapları dinleyecek olan arkadaşlarımız hani yolda ya da bir yerden bir yere hani yürürken, belki öğrenciler hani okuldan çıkıp eve geçerken falan, hani sonuçta kulaklıkla ya da arabada dinliyor olacağız ya da belki evde öyle boş boş otururken. O yüzden hani zamanla ilgili aman da bu kitap ne kadar uzun, yok ben okumayayım diyeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Hani bana öyle bir şey olmadı. Ve burada hani bu okuduğum iki kitaba çok değinmek istemiyorum. Çünkü bu bir kitap önerisi değil. Ben burada özellikle hani dinlemekle okumak arasındaki farka biraz değinip benim hangisini tercih ettiğime ve neden hani birinin ağır bastığına biraz değinmek istiyorum. Artı ve eksileriyle ele alacağım. Şimdi bana göre artılarından birincisi ve en önemlilerinden biri, bir kere dinlediğimiz kitabın tamamen, yani sesli kitap diyeyim ben buna, dijital ortamda olması. Ve dijital ortamda olması, hani analog çok sevmeyenlerin diyeyim, ben aslında analog ruhluyum ama hani benim hangisini tercih ettiğime en sonda geleceğim. Dijital olması artı bir özellik. Sonuçta hani cep telefonunuz her zaman yanınızda olacağı için istediğiniz zaman ondan açıp dinleyebilirsiniz. Ve zaten nerede kaldıysanız oradan devam ettiği için hani size özellikle hangi sayfada kalmıştım ben hatırlamıyorum gibi bir duygu yaşamanıza da gerek kalmıyor. İkinci artı özelliğine gelecek olursak, bir kere sesli kitap minimalizm açısından bence çok faydalı. Çünkü benim o kitaplarımı düzenliyorum videomu izlediyseniz şurada olacak galiba diye düşünüyorum. Ama bu konu, yani yerlerde hep yanılıyorum. Şuraya size bırakırım, eğer izlemeyenleriniz olursa oraya tıklayıp izleyebilirler. Kitaplarımı düzenliyorum videosuna, yani benim ne kadar az kitabım olduğunu görmüşsünüzdür eminim. Ya kitapların olması benim çok hoşuma gidiyor. Zaten arkamda kütüphanemi görüyorsunuz. Yani bu kütüphaneyi düzenledim. Ama aynı zamanda böyle gerçekten çok kitap okumayı seven biriyseniz benim kadar, ki benden daha da çok sevenler eminim vardır. Hani ben 2 günde, 3 günde bir kitap bitirebilenlerden değilim. Hani haftada bir kitap bitiriyorum genel olarak. Ama bu sesli kitabın en büyük artılarından biri, kitabı almanıza gerek kalmıyor. O yüzden biriktirmenize gerek kalmıyor. Kimileri, benim bir arkadaşım, o kendisini biliyor. Mesela bir kitabı aldıktan sonra onu veremiyor. Hani o saklamayı seviyor ve okuduğu için böyle arasında bir bağ oluşuyor. Dolayısıyla veremiyor. Yani bağ oluştuğunu ben düşünüyorum. O bana bağ oluşuyor demedi ama veremediğinden bahsetmişti. O yüzden de bence bu da bir artı. Özellikle minimalizme ilgiliyseniz, hani evinizde daha çok, daha fazla alan istiyorsanız ve daha az eşya olsun istiyorsanız bu da sizin için belki faydalı olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü en büyük artılarından biri, bence özellikle hani bir yerden bir yere gidenler ya da böyle araba kullananlar. Çünkü İstanbul'da yani biliyorsunuz özellikle trafikte bayağı zaman geçirebiliyoruz. Yani evi farklı bir yerde, işi farklı bir yerde olan birçok arkadaşımız vardır. Hani 1 saat, 2 saat alan, en azından günde yani belki 3-4 saatini bile yolda geçiren arkadaşlarımız vardır. O süreyi yani
bence, hani boş demeyeyim bunu ama daha az size bir şey katacak şeylerle geçirmektense belki hani en azından zaman zaman bir kitaba bu zamanınızı ayırmak daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. En azından hani ben böyle hani çok nasıl diyeyim, hani her gün mesela 2 saatim varsa yollarda geçen, ben kitap dinleyerek geçirmeyi tercih ederim genelde. Hani ben her gün kitap dinlerim ama siz mesela 2 günde bir, 3 günde bir kafanıza göre de dinleyebilirsiniz. Ama o açıdan gerçekten büyük bir artı. Çünkü kitap okurken zaten tamamen odaklanmanız gerekiyor. Yani gözlerinizin yolda olmaması gerekiyor. Elleriniz kitabı tutması gerekiyor. Ama sesli kitapta böyle bir sorun ortada olmadığı için gayet rahat ediyorsunuz. Eksi yönlerine gelecek olursam da ben mesela kitap okurken kesinlikle onun altını çizmekten büyük keyif alıyorum. Yani böyle o yani renkli renkli kalemlerle onun altını çize çize, hatta yanına bazen yıldızlar koyup bazen notlar yazarak onu okumak benim çok hoşuma gidiyor ve böyle bana daha çok akılda kalıyormuş gibi geliyor. Ve açıkçası hani böyle elimde somut bir şeyin olması beni daha güvende hissettiriyor. Bunun eminim psikologlar tarafından böyle teknik bazı açıklamaları vardır. Hayatta kalmamızla falan ilgili olabilir. Sonuçta hani gerçekten böyle elimizde avucumuzda bir şeyin olması psikolojik bir nedene de bağlanıyor diye düşünüyorum. Ama yani sesli kitapta, kitap dinlerken böyle bir şey maalesef mümkün olmuyor. Bu benim için çok büyük bir eksi. Hani benim gibi düşünenler, buna önem verenler varsa belki sesli kitap hani zaman zaman size uygundur, zaman zaman size uygun olmayabilir. İkinci en büyük hani artı özelliği kitabın size hatıra kalması. Sonuç olarak mesela biri bana bir kitap hediye ettiğinde ben gerçekten bir defter hediye etmesinden çok daha fazla seviniyorum. Benim analog bir insan olmamla alakalı olarak ve hayatımda daha fazla minimalizmle beraber alan açmak istememle beraber daha az kitap almak belki daha iyi bir seçenek olabilir ama yine de hatıra kalmasını ben çok önemsiyorum. Yani gerçekten o ikinci el kitaplar, birinin size kitap hediye etmesi ve onun altını çizmesi ve benim o kitabı okuduğumda acaba ne düşünerek altını çizmiş? Ya da yani ben ikinci el kitapları gerçekten çok seviyorum. Ve de o kitaplarımı beraber düzenleyelim videosunda da zaten hani sizlere kitap hediye etmek istememin en büyük sebebi buydu. Yani birinin okuduğu kitap benim için bilmiyorum bir tık daha kıymetli oluyor. Kimine benim için de öyle dedirtebilir. Bu kimine çok tuhaf gelebilir. Hani kimse tamamen yeni, hani hiç okumamış kitaplardan hoşlanıyor olabilir. Ki genelde zaten tabii ki ben de hani %85, %90 hani yeni kitap alıyorum ama ikinci el kitapların yeri çok çok değerli. O yüzden bu hatıra kalamıyor olması sesli kitapların, dijital ortamda dinleyebileceğimiz kitapların benim için eksi bir özellik. Ve son olarak da grafiksel ya da görsel içerikli kitap sevenlere hitap etmeyebilir bu sesli kitaplar. Yani aslına bakarsanız şimdi ben hangisini daha çok sevdim derseniz ben kesinlikle yani kitap okumayı çok seviyorum. Elimde somut olarak kitap tutmayı, kitabın kokusunu, kitabın dokusunu, yani o kitabın arkasını da okumayı, böyle gerçekten onu hissetmeyi çok seviyorum. Ama tabii ki de mesela uzun yola gideceksem, işte uçakta falan bile aslında hani o günlerde gelecek elbet uçağa binebildiğimiz, tekrardan belki seyahat edebildiğimiz, buna inanıyorum her zaman ama her zaman umudum var ve umarım bu arada herkes çok sağlıklı ve çok iyidir. Lütfen kendinize hala ama hala çok dikkat edin. Daha geçmiş değil çünkü bu durum. Sonuç olarak hani bugünler yani uçakla seyahat edebileceğim zaman da dinlerim. Hani her zaman kulaklığı kulağıma takıp dinleyebileceğim bir şey olması çok büyük bir artı. Ama şöyle bir teraziye koyduğumda kesinlikle bende ağır basan kısım da bildiğimiz o kitabı okumak oluyor. Yani o biraz gözlerim yorulsun. Belki biraz onu okurken hani böyle uyuklayayım. Ne bileyim o kitabı okuduktan sonra bir arkadaşıma hani hediye edebileyim, onun böyle altını çizeyim. Benim çok çok böyle iyi hissettiğim duygular diyeyim. Böyle çok seviyorum yani ben onu. O yüzden de arkadaşlar benim tercihim kitapları somut olarak okumaktan yana. Siz kitap dinlemeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa kitap okumayı mı daha çok seviyorsunuz? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten hem ben çok mutlu olurum hem de belki bunu merak eden başkaları da vardır.
Onlar da videonun başında dediğim gibi zaten faydalanabilirler. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de cuma günleri 6'da hani çok büyük bir aksilik çıkmadığı sürece video yayınlıyor oluyorum. Zaman zaman arada bunu böyle hani bazen ayda bir, bazen 2 haftada bir, bazen 1,5 ayda bir kafama göre pazartesi günleri 6'da da video geliyor. Bir de gerçekten şunu da itiraf etmeliyim ki bu kadar nemli, bu kadar sıcak günlerde video çekmeyeceğim. Çünkü klimanın sesi olmuyor. Yani ben rahatsız oluyorum, siz rahatsız olabilirsiniz diye o sesten. Ama gerçekten yani bu da beni benden aldı. O yüzden hemen devam ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu videoyu izlediniz. Gerçekten varlığınıza müteşekkirim. Her biriniz yani bu kanalda bulunan, bu videoyu seyreden, abone olan olmayan, bu videoyu işte beğenen beğenmeyen yani her biriniz gerçekten çok çok kıymetlisiniz. Size çok kıymet verdim yani bilmenizi istiyorum. Haftaya bambaşka bir videoda, bambaşka bir içerikle, ben de bilmiyorum hangi video olacak artık sıradaki. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, neşeyle, sevgiyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz. Vallahi bu böyle nasıl bir kayıt oluyor ben anlamadım ama ne yapayım ya. Her şey sizin için. Oy, ay ne güzel. Şöyle yapsa bir böyle konuşsam ya işte ne güzel olur. Yani gerçekten olmayan olmayan bıyıklarımın terlediği andır. Ay, mücbir sebepleri özleyenler var mı ya? Ben çok özlüyorum. Aa, bakın şimdi bak. Tam yanımda. Ne yapıyorsun kız? İyi misin? Ha? Gözlerini görelim. Böyle beraberdik çekim boyunca.